12, 3, 4. Ya senin bu iktidar savaşlarından bıktım artık. Bıktım, kendine gel. Sen bencil bir pissin. Manyak karı. Kendi kendinize eğlenin. Benim daha büyük hayallerim var. Anne, ben Rüya. Yeni bir oyun çıkartıyoruz da ben de senden borç para isteyecektim. Adınız soyadınız? Ali Uzun. Oyunculuk deneyiminiz? 5 yıldır oyuncular kumpanyasıyla çalışıyorum. Of kafe kapıcı. Sanat hiçbir zaman dünyayı değiştiremez. İktidarla çatışmaya da giremez. Arkadaşlar, Ahmet Bey'in bulunduğu kafeye bomba atılmış. Ahmet Bey ağır yaralıymış. Bayanlar baylar gelin. Gelin. Açlık cambazını görmeye gelin. Şu zavallıyı görmeye gelin. Açlığa alıştık be patron. Açlık bize koymaz. Tiyatro yaparak bir çeşit iktidara ve yaşama karşı direnmeye çalışıyoruz. Bunun hiçbir anlamı yok mu? Yani mevcut düzeni değiştirmek adına hiç mi katkısı yok yaptıklarımız? Ben ilkokuldayken sınıfta bir tiyatro müsameresi yapılmaya karar verildi. Ailelerden para toplandı. Hepimiz heyecanla bekliyorduk. Benim ailem para vermedi. İzin vermediler oynamama. Katiller! Hepimiz öldüreceğiz! Şey çok iyi. Hayat güzel. Hatta çok güzel. Hayat güzel falan değil. Ama katlanmak zorundasın. Neden katlanmak zorundayım ben? Paris Yancı'dır adlı öykünüzün temel izleyeni oluşturan duvar metaforunun ne anlama geldiğini size sormak istedik. Duvar benim için sanki ölümün imidesiydi. Ölüm yaşamın sonu değildir. Yaşamın kendisine çevrilmiş bir aynadır. Ben hayatım boyunca hep buna inandım.